arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Lina'nın doğum gününe sadece 2 gün kaldı arkadaşlar. Artık daha fazla beklemeden şu alışverişimizi, hazırlığımızı bir yapalım artık istedik. Şimdi parti markete geldik. Her sene hemen hemen hep aynı şeyleri yapıyorduk. İşte duvara süsler, oraya süsler, buraya süsler. Her yerden bir şey sallanıyordu. Bu sefer de öyle bir şey olsun ki dedik. Gerçekten şöyle bakıldığında hem çok sade olmuş hem de çok şık olmuş denilecek bir şeyler olsun istedik. Hep aynı şeyleri yapa yapa bunaldık. İnternette bakmadığım şey kalmadı. Nereye ne koymuşlar, hangi markette ne satılıyor falan diye onun araştırmasını yaptım. Şimdi bir parti markete geldim. Gerçekten değişik şeyler buldum internet sayfasında. Şimdi gireceğim, öncelikle onlara bakacağım. Güzel böyle süslemeler vardı, balondan değişik değişik şeyler falan yapılmış. Önce parti malzemelerini alacağız. Arkasından Lina'ya çok güzel bir kostüm ya da şahane bir elbise düşünüyorum. Böyle şıkır şıkır bir şeyler olsun değil mi Taner? Evet. Sadece partilerde, doğum günlerinde falan giyiniyor. Çünkü çok özel bir elbise bakacağım. Sonra çok istediği, çok beğendiğim bir oyuncak olmuştu. Alacağım hediyeyi sanıyorum ben buldum. Eğer daha güzelini bulamazsam. Onu alacağım. Sonra Taner bakacak. Taner ne düşünüyor bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Sonra güzel bir pasta yaptırmaya gideceğiz. Bilmiyorum, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne görürsek, ne bulursak değerlendirmeye çalışacağız. Lina'nın okul çıkışına da bir 4 saat falan kaldı. Umarım 4 saate kadar bitiririz. Bitmiş olması gerekiyor. Çünkü gerçekten sürpriz olsun, hiçbir şeyden haberi olsun istemiyorum. Tamamen sürpriz bir doğum günü yapacağım bu sefer. Hemen alışverişe başlayalım. Evet, marketimize geldik. Nereden başlasak? O kadar çok şey var ki insanın böyle yerlere de girince gerçekten kafası karışıyor. Hadi buradan başlayalım, gelin. Burada Happy Birthday taçları falan var. Söylediğim şeyler işte şunlardı. Biz bunlardan çok fazla kullandık. Evet, değil mi? Evet, hep evet. Aynı şeyler karşıma çıkıyor. Hep farklı farklı bir sürü doldurdum bugüne kadar. Bu kez öyle olsun istemiyorum. Şimdi burada mumlar varmış, güzelmiş. Yo, pipet miymiş bunlar? Pipet onlar. Pipetmiş. Mum zannettim. Evet, mum zannettim. Güzel görünüyor. Şuraya bakalım. Aa, bir şey buldum. Şunu yaksak mı ki? Oo, çok yükseliyor mu? Çok yükseliyordu galiba. Ay, yakacağım kızıma, kıyamam ya. Bir tane alalım. Bir tane alayım mı? Alacağım kızıma, kıyamadım. Yani bir düşündük. Niye düşündünüz öyle demeyin. Evet, çünkü ev için düşündük. Bayağı bir sis, çıtır çıtır tavana kadar çıkıyor böyle. Neyse, ben bundan bir tane aldım. Benim 1 milyon kutlamamda yapmıştık. 1 milyon abone kutlamamda. Bayağı bir yükselmişti tavana kadar. Tavan yanıyor falan yapmıştık. Eve de yeni taşınmıştık. Ha, bak, evet, gelelim masa örtülerine. Biz masa örtümüzü de hep folyo mu deniliyor onlara? Folyodandı. Saçaklı. Evet, saçaklı şeyler seçmiştik. Bunu tülden yapmışlar. Bak, güzel bu. Bu gerçek bir masa örtüsünü andırıyor. Ay, şu ne güzelmiş. Aa, bu çok güzelmiş. Evet, tül bu. Değil mi? Bence de güzel. Mavi eve de yakışır. Rengi de çok güzel değil mi? Hı-hı. Aslında şu pembe de çok güzel. Bu da çok güzelmiş ama ben nedense maviyi daha çok beğendim. Hep pembe değil mi? Biraz hep pembe, hep pembe. Aynen. Lina başka renk tanımaz oldu. Her şeyi pembe tercih eder oldu. Birazcık farklı renkleri de sevdirelim böyle. İş bize düşmüşken. O seçeceği zaman hep pembe seçiyor. Ben bari başka renkler ekleyeyim. Bunu bir alalım mı acaba? Bence alalım. Sanıyorum bizim masaya olur. Daha olur, masamız olur. Gelmedi. Biliyorsunuz siz de ev turu bekleyip duruyordunuz. Ama şans eseri nihayet dün bir telefon geldi. Bu akşam masam gelecek arkadaşlar. Nihayet kavuşuyoruz masamıza. Bu da herhalde olur diye tahmin ediyorum. Olduğunda da şöyle olacak. Bunu evet. Alıyorum ya güzel, ben. Güzel, bunu da aldım. Bunu da aldım. Bu ikisi cepte. Bu kez masanın üstüne ben böyle sermeyeceğim. Masa bence örtüsü de, sermeyeceğim. Sarım. Çünkü bu sefer öyle Taner, Lina ve ben kutlamayacağız. Pandemiden 2 senedir hep üçümüz kutluyorduk. Bu seferki doğum günümüzde anneannesi de gelecek, babaannesi de gelecek, amcası, teyzesi, dayısı, kuzenleri, iç içe bir doğum günü kutlayacağız bu defa uzun evet. Zaman sonra. Kalabalık olacak. O yüzden de masanın üstü yemeklerle dolu olacak. Pastalar, börekler. Arkadaşlar, işim çok. Ya çok tatlı şeyler var burada. Doğum günü kutlama şapkaları falan var. Böyle bence bir şey alalım. Acaba çocuklara alsam mı ya? Bence şu Lina'ya çok güzel olur. Olur mesela değil mi? Emin. Bence bak, bunu Lina'ya alalım. Çocuklara alalım biz. Mesela şunu Emir'e alalım. Bu güzel değil mi? Güzel, çok bu güzel. Bu güzel. Bir de Emir'in kardeşi var. Atlas. Onun da 3 yaşını yeni kutladık. Bunu da kardeşine alalım, Atlas'a. Bu Emir'in. Bu Atlas'ın, bu Lina'nın. Acaba İrem'le Efe'ye de alsak takarlar mı? Bunları bence mı? Teyzeleri almış, takarlar diye düşünüyorum. Huni olarak değil de başka bir şey alsam. Huni almayalım da onlara. Aa, bak üstte var. Ay evet, bak bu güzelmiş. Bak, bak bunu kep şeklinde olanı da var. Bunu Efe'ye alayım. Bu Efe'ye çok yakışır. Bence onu İrem'e al. Kırmızıyı Efe'ye al. Artık ben ikisini alayım. Hangisi neyi takmak istiyorsa o olsun. Bu bir tanesi Efe'nin. Nasıl Taner? Güzel oldu mu? Güzel. Nasıl oldu arkadaşlar? Bir de şu var. Dur, bunu da takalım.
Efe, İrem, artık ben bunları aldım yani. O şapka takılacak. Tamam mı? Buradan söylüyorum. O şapkalar takılacak. Evet, bunları da koyalım. Şunun ismini bilmiyorum ama böyle yılbaşında falan daha çok kullanılıyor. Ağzını alıyorsun da böyle püt, uzayıp uzayıp kısalıyor ya. Füt, neydi füt, onun ismi ya? Üstünde yazıyor mu? Bak bakalım. Neydi ismi? Füt füt. Kaynana dili. Aa, kaynana diliymiş. Evet, kaynana dili diye geçiyormuş bu. Füf füf, uzayıp uzayıp kısalıyor. Çoğunuz zaten anlamışsınızdır. Bilmeyenler de zaten partisinde doğum günü kutlama günü görürler. Çocuklara aldım bunu. Taner, sana da alayım mı? Tabii, üfler ben de misin? Gerçekten. 6 tane var içinde galiba. 3, 6 bence yeterli. Yeterli. Tamam, bunu aldık. Şimdi artık misafir geleceği için kutlamaya artık dış kapımızı da süsleyebiliriz diye düşünüyorum Taner. Evet. Her doğum günü görüyordum ama yalnız kutluyoruz, almaya gerek yok deyip geçiyordum. Bu sefer misafirlerimiz geleceği kapıyı için. Kapıyı asalım. Evet, kapıyı asabiliriz. Şey. Dış kapıyı arkadaşlar burada. Zili çaldıklarında happy birthday diye görmesinler mi? Görsünler. Tabii ki. Bir tane de bunu alalım. Bu da şıkmış. Renkleri falan güzel. Da güzel. Tamam, bunu da ekledim. Ay, bu da ne güzelmiş Taner. Hangisi? Şöyle. İşte bunlar doğum için daha çok. Doğum günü değil, değil de. Değil mi? Yani. Doğum yapınca. Biz de hoş geldin Lina yazdırmıştık yani şöyle. Evet. Evet, hastane odamızı süsletmiştik. İyi ki doğdunları falan, pipetle şişirdiğimiz bu doreler, altın sarıları, gümüş renginde falan balon balon yapıştırıyorduk ya duvara. Bu kez öyle yapmayacağım. Daha sade bir şey olsun istiyorum. İyi ki doğdun yazısı alacağım şöyle. Bence de bu daha harfleri güzel. De böyle tane tane. Rengi de güzelmiş. Evet, değil siyah mi? Dore. Siyah dore bence gayet güzel. Evet, bir de bunu ekledik. Harf İyi harf. İyi ki doğdun Lina. Böyle dümdüz yazılmıyor. Şöyle ipi var. Harfler aynen, tane tane gibi. Gözüktüğü gibi çıkacak. Duvara sadece bantlayacağız bu iplerini. Bir tane de bundan oldu. Şöyle iyi ki doğdum peçetesi buldum. Süslü bir peçetemiz olmasın mı? Bir olsun. Tane de bundan aldım. Şimdi güzel süslere geçelim. Büyük süslere, güzel süslere geçelim hadi. Değişik balon. Aa, bu çok güzel. Benim internetten baktığım şeyler böyle şeylerdi arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı. Bunu istediğiniz renge de çevirebiliyorlar aynı zamanda. Hangi renk istiyorsanız. Ben bunu çok sevdim ama moru da çok seviyorum ya. Böyle lacivertli morlu falan bir şey yaptıralım mı? Öyle bir şey yaptıralım. Masanın üstüne koyuyoruz böyle. Evet. Şöyle bir köşesine koyarız. Aynen. Bu güzel. Yere tamam, bu alındı. İşte söylediğim şeyler bunlardı. Bu sefer öyle cıngıl cıngıl şeyleri doldurmayıp sade ve güzel yapalım dediğim şey bundan ibaretti işte arkadaşlar. Aa, bu da fena değil. Bu çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Şuradaki boşluğu da biz şöyle yarım ay yaptırırız bunu. He. Şuradaki balonları yaptırmayız. Renklerini de böyle mavi masa örtüsü yaptık ya, yine mavi koyarız balonlarımızdan. Lina pembeyi çok seviyor. Bir tane pembe de yanına ekleriz. Yanına da yakışan böyle yine pastel renklerden bir şey ekleriz. Üç renkli bir balon yaptıralım buraya. Aynen. Tamam, yarım ay. Buraya da 7 rakamını mı yaptıralım? L mi? Yok. 7 yapalım. 7 yaşını kutlayacağımız için şuraya da çok büyük bir şekilde şöyle gelecek şekilde 7 balonu koyduralım. Bunu böyle alıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Onu konuşacağız arkadaşlar. Demirli falan ya. Çok güzelmiş ama değil mi? Bence de çok güzel. Evet. Bu arkada yani duracak. Balonumuz da orada tarafa. Duracak. Masanın üstünde de bu duracak. İkisine birbirine uyumlu renkler de kullanabiliriz. Bence daha fazla balon işine girmeyelim. Evet, hem masada zaten. Balon hem orada balon. Bu kadar balon yeterli. Şimdi duvara iyi ki doğdun yazımızı yazdık. Evet. 7 rakamını da balonun içine koydurduk. Doğum gününün yaşını. Peki Lina'yı nereye yazacağız? Bir Lina yazısı olmasın mı ya? Lina'yı artık duvara yazmak istemem. Orayı iyi ki doğduğuna kapattı. Zaten yer kalmadı. Acaba L harfi mi alsak arkadaşlar sadece bu bence sefer? Bence de büyük bir L büyük alalım. Büyük bir L alalım ama bu sefer yine öyle duvara falan yapıştırmayalım. Yere koyalım büyük böyle. Şurada çünkü 7 harfini gördüm ben. Buraya rakam yazmışlar bence ya. Bence çok güzel. Böyle taş da koymuşlar altına. Evet, ağırlık yapmışlar. Bunun L harfini yaptırırız. Yerden sağlansın. Değil mi? Aynen. Bunu da sarı L yaptırırız. Çık ben olduğunu düşünüyorum. Bakalım süsleyince nasıl bir şey olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Onu da yaptıktan sonra birlikte görürüz artık. Lina pinyata bıyı patlatırken çok heyecanlanıyor. Çok da hoşuna gidiyor. İçinden ne çıkacak diye her defasında böyle bir heyecanla patlatıyor. Çocuklar için de iyi olur. Evde çocuklar da olacak ya şimdi arkadaşları, kuzenleri. Tabii eğlence bunun çıkar. İçine şeker, çikolata, biraz güzel bir şeyler, işte eğlenceli şeyler doldururuz. Bir tane de pinyata aldık. Şimdi konfeti alalım. Konfetiler burada. Sanıyorum şu renkli olanı. Evet, şu renkli. Ben her ihtimale karşı biliyorsunuz hep yedekli alıyordum. O yüzden bir tane daha alacağım. Bazen patlamıyorlar ya. Onu da başka renk alayım. Belki patlarsa diye. O da bundan olsun. Evet, konfetilerimiz de tamam. Pasta volkanı. Pasta yandığında en güzel bunlar duruyor bence. İki tane de bundan alalım. Mumlarımız da burada. Rakam almayacağım. Bu sefer de mavi al bari. Her şey mavi evet, oldu. Evet, her şey mavi ya da oldu. Pembe. Yok yok, mavi alacağım.
Ha güzelmiş. Ama bunda 6 tane var. Lina 7 yaşına giriyor. O zaman 2 tane alacaksın. 2 tane mi alayım? Evet 2 tane alacağım. O çok... Mavi pembe mi alsam acaba karışık koysam? Olur. Öyle de güzel olur mu ki? Lina da çok sevinir ya. Hadi bir tanesi de pembe olsun. 3 tane ondan, 4 tane ondan koyarak 7'ye tamamlarız. Evet, mumlarımız da böyle oldu. Tamam, başka sanıyorum da. Parti malzemeleri işimizi hallettik arkadaşlar. Buradan şimdi çıkınca da pastasını alırız, hediyesini alırız, kostümünü alırız. Daha alacak çok şeyimiz var. Alışverişe evet, devam. Şimdi pastaya geldik arkadaşlar. Pasta siparişi vereceğiz. Vallahi gözüme ilk kestirdiğim şu oldu benim. Oraya herhalde Kayra diye bir isim yazılmış evet. Ya onu Lina'ya çevirebiliriz. İndirebilir miyiz ya? Benim hoşuma gitmedi değil. Fena değil o. Böyle bir şey. Güzel, bu da güzel değil mi? Değişik. Evet, değişik. Şurada da güzel bir iki bir şey var ama. Bir de oradan bakalım. Buranın pastaları gerçekten güzel oluyor. Deniz atlısı var bak. Aa, burada da var Taner. Bak değil, o Pamuk Prenses 7 cüceleri 1 milyon kutlamasında yapmıştık Lina'nın. Bu Maşa ile Koca Ayı. Evet. Ay bu güzelmiş. Evet evet, bu çok güzel. Bence bu olmalı. Maşa ile Koca Ayı mı seçtin? Aynen bu olsun değil mi? Güzel değil mi? Güzel. Kral Şakir var bak ileride. Değil mi? O Kral Şakir Kral değil mi? Şakir mi yapalım? O da güzel evet, ya. Kral Şakir. Ya hepsi birbirinden güzel. Hangisini alacağıma karar veremedim. Bence Kral Şakir ya. Sen de onu mu diyorsun? Evet. Tamamdır bu olsun. Bu güzel değil mi? Buraya da Lina yazdırırız ismini. Nasıl? Vallahi şöyle ikisini bilemedim yan yana şimdi. Getireyim. Aslında bu daha mı güzel ya? O da görüntü olarak güzel. Hangisi güzel? Maşa. Bu mu? Bu güzel değil mi Maşa? Tamam Maşa da karar kılalım. Bu olsun bence de, bana da öyle geldi. Baksana Maşa falan var burada, onu çok seviyorum. Pastamız da bu oldu arkadaşlar. Şimdi bir kostümcüye geldim. Tabii yine özel bir şey olsun, özel bir gün olduğu için. Böyle değişik şıkırtılı bir şeyler bakıyorum. Şurada iki tane model gördüm girer girmez. İkisi de birbirinden güzel. Bu biraz gelinlik havasında. Geçen seneki yaş gününde de galiba gelinlik giymiştim ama bayağı bir kabarık gelinlikti. Ama bu sene de beyaz olsun istemedim. Şu çok hoşuma gitti ya. Nasıl? Bence de çok güzel. Çok güzel değil mi? Arkası da kuyruklu. Lina da bunu görünce zaten bayılır. Bakın böyle önü kısa. Kat kat tülleri var. Bu da arkası uzun kuyruklu. Şu da tokasıymış. Ben burada önünde böyle broş gibi bir şey sanmıştım da ama değilmiş. Ama şöyle saçını ördürmeyi düşünüyorum sabah böyle kuaföre götürüp yanlardan değişik bir örgü düşünüyorum. Bunu da böyle arasına üstüne falan şöyle takılabilir. Aldığımız balonların içerisinde de böyle nil yeşili renkler vardı değil mi? Konsepte de uydu hazırlığımıza. Şöyle tokasıyla bu da takılmış zaten. Broşu da varmış ayrıca. Ya çok hoşuma gitti. Bunu Lina'ya kesinlikle göstermeyeceğim. Doğum gününde ta ki onu hazırlayıp kuaförden getirip evde giyinene kadar göstermeyeceğim. Evet, doğum günü elbisemiz de budur. Lina doğum günün kutlu olsun. Seni teşekkür çok ederiz. Seviyorum. Çok sağ ol. Ay çok teşekkür ederiz. Burada bir takipçimizle karşılaştık. Tam da Lina'nın doğum gününe denk geldi. Kendisine sorduk ister misin diye. Tabii ki dedi. Lina'nın doğum gününü kutluyor buradan. Onu çok sevdiğini söylüyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Benim alacağım oyuncak belli arkadaşlar. Silvian ailesi. Ama maalesef bu geldiğimiz yerde kalmamış. Başka bir AVM'den alacağım onu. Şimdi Taner'in de bir hediye alması gerektiği için buradayız. Taner şimdi hediyesini alacak. Ben Silvian ailesini başka bir çarşıya geçip alacağım. Taner ne almak istiyorsun? Burada bebekler var. Bebek çok artık geçelim çok bence bebek. Bebekleri. Evet. Yine bebek. Ay bu da çok tatlıymış ama yine bebek. Mikseri falan var. Yemek mi yapıyor? Ne yapıyor? Ne ki bu? Mum seti mum mi? Mum yapıyorsun. Biz mi yapıyoruz? Herhalde öyle mi? Candle Workshop diyor evet. Nasıl? Mumun şeklini biz mi yapıyoruz burada? Bak şöyle. 8 yaş üstüymüş bu. Biz 7 yaşa bakalım. Taner bence kesinlikle bunu almalısın. Bak güzellik bilim ve maskeleri. Oyun diyor. Güzellik maskeleri. Yüzünüz için güzel evet, kokulu gerçekten. Karışımlar bilim hazırlayın diyor. Özel makyaj masası varmış. Gerçek sıkılaştırılmış maskeler varmış içerisinde. Bir de kozmetik bazlar, kil ve koku varmış. Böyle tonik falan sıkan bir fısfısım falan var. Yani üstüne işte serum sür, krem sür. Beni izlerken böyle baka kalıyor. Gidiyor kendine boş bir fısfıs şişesi edindi. İçine de suyu doldurdu. Ben de şimdi diyor maske yapıyorum anne diyor. O kadar hevesli ki. Bence buna bayılır Taner. İyi alalım artık. Bunu alalım. Tamam, senin alalım. Adına. Evet bir de Taner için bunu aldık arkadaşlar. Güzellik bakımı. Bak sehpası falan da var iki katlı. Maskesi var, her şeyi var. İyi hadi bakalım alalım. Bununla da bir bakım videosu çekeriz. Çekelim. Bakımımıza dikkat ediyoruz değil mi arkadaşlar? Ama yine onu gördün mü mahveder. İşte mahvetmez. Her gün cildine çok güzel bakmaya yani çalışıyor hemen Lina. Hemen açar video çekemezsin. Vallahi cildine cildinde çok hassas bu arada. Öyle 7 yaşında çocuk diye geçiştirmeyelim. Gerçekten öyle cildini sürekli böyle yıkar kremler sürer sürekli ah kurumuş diye dudağına lipstikler yüzüne fısfıslar güya tonik yapı falan buna bayılacak. Tamam sen seviyor diyorsan sıkıntı yok. Kesinlikle çok beğenecek görürsün. Hatta
hatta bütün oyuncakları unutacak, bununla ilgilenecek. Tamam. Garantisini veriyorum. Şimdi Lina'yı okuldan almaya gidiyoruz. Benim hediyemi alacak vaktim kalmadı. Film yerde satılıyordu normalde ama kalmamış. Şimdi başka bir AVM'ye gideceğiz. Orada olduğu görünüyor. Oradan alacağız ama Lina'nın okul çıkış saati geldi arkadaşlar. Önce Lina'yı alacağım. Tabii ben sabahtan beri hazırlık, oradan oraya git, oradan oraya git derken yemek de yapma fırsatım olmadı. Lina'yı alırız. Gideceğimiz AVM'ye geçeriz. O orada bir şeylere bakınırken falan ben çaktırmadan onun alışverişini yaparım. Gel Lina'cığım, oyuncakçıya gidelim. Hadi sen şöyle bir bak ama bir şey almayacağız. Gezmeye gidelim diye götürürüz. Hem orada ona bir yemek yediririz. O orada bakınırken ben çaktırmadan hediye alışverişini yaparım. Ama arabaya koyman gerekiyor çaktırmadan. Arabaya koyarım. Yok, kendime eşya aldım derim. Kendime de elbise alacağım. Doğum günü elbisesi almayacak mısın bana Taner? Alacağım tabii. Tamam. Bana doğum günü elbisesi alırız önce. Arkasından oyuncağını o poşetin içerisine koyunca hiçbir şey anlamaz. Evet. Şimdi bakalım nasıl bir modda çıkacak Lina. Almaya gidiyoruz onu. Linacığım, nasıl geçti günün? Harika. Alıştın mı Yece okuluna? Evet, alıştım. Çok güzel. Bir alışveriş merkezine mi gitsek acaba diye konuştuk. Ne dersin? Harika olur anne. Gidelim, bugün yemeğimizi orada yiyelim mi Lina'cığım? Olur. Yemek yiyelim, biraz gezeriz, tamam mı? Bugün de hafta sonu, iki günde okulun tatili. Evet, okullar da tatile girdi. Bugün gidelim şöyle tatilimizin bir tadını çıkartmayalım mı? Acıkmışım, acıkmış. Evet. Normalde tabii hamburger yememek lazım ama bir yılda bir alıyor ya Lina'da. Şu yaşına kadar 5 parmağını geçmemiştir. Bugün de böyle olsun dedik. Bugün okulun şerefine kaçamak yaptık. Bir hamburgeri hak etti. Ama biz senin okul çıkışına kadar dayanamadık Lina'cığım. Pastayı aldığımız yerde Taner'le yedik de geldik arkadaşlar. Şimdi biz de çay içeceğiz. Lina yemeğini yiyecek. Kitap aldım arkadaşlar. Ben kitabı çok severim. Bak bu güzel bir şey. Eskiden sadece oyuncak verirlerdi McDonald's'ta, değil mi? Evet. Şimdi kitaba çevirmişler. Bir numaradan 10 numaraya kadar hemen hemen 6-7 tanesi kitap çeşitleriydi. Evet, yemeğimizi de yedik. Şimdi Lina orada oyalanırken, oyuncaklara dalmışken ben hemen şu Silvia'nın ailesini bir alayım. Evet, işte bu. Buldum. Ben hemen Lina görmeden bunu şimdi bir hediye paketi yaptırayım. Tutacak yeri var mı? Kucaklayayım, götüreyim en iyisi ben bunu. Evet, bunu da hallettik. Artık aynen, gidebiliriz. Nihayet bitirdik bugünü. Hiç bitmeyecek sandım. Ve size mutlu bir haberim var arkadaşlar. Nihayet aylar aylar sonra beklediğim salonumun yarısı şimdi geliyormuş. İnşallah tam gelmiştir. İlk parti geldiğinde tam getiriyoruz demişlerdi. Yarım yamalak gelmişti. Şimdi de masa geliyor diye aradılar. Kalanları gelmiyor mu acaba? Bende bir şüphe uyandı yani şimdi. Telefon geldi, 20 dakikaya evdeyim diyorlar. Gidelim bakalım bir gelmiş mi? Bu sefer tırnaklarımı çıkartacağım gelmediyse. Beni hiç görmediğiniz şekilde göreceksiniz bu sefer de gelmediyse.